Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu dersimizde hadis ilminin kültürel kaynakları üzerinde bir mütala yapmak istiyorum. Hadis deyince hadiste iki türlü ilim öne çıkar. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ebu Hureyre dedi ki diye Peygamber Aleyhisselam'dan bugünkü nesle kadar bilginin aktarılması demek olan rivayet ilmi vardır. Resulullah dedi, şuraya gitti, şöyle yaptı, şunu tuttu, şunu Güldü, şuna ağladı, veda hutbesinde bunu söyledi diye bize aktarım yapılıyor. Buna rivayet diyoruz. Bunu anlatan ilim dalına da rivayet açısından hadis rivayeti ilmi diyebiliriz. Bu bir meslek kabul edelim. Meslek diyelim bunun için. Hadis rivayeti ilmi mesleği bu mesleğin isimlerini çok iyi tanıyoruz. Bukhari mesela, Muhammed bin İsmail el-Bukhari, Ahmet bin Hanbel. Bunlar hadis ilminin rivayet büyükleri. İşte Ebu Hureyre hadis ravisidir. E sonra İbn Abbas hadis ravisidir. İbn Abbas'ın filan talebesi hadis ravisidir filan 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 Bukhari İbn Mace e, Darakutni, Dara Kutni Darimi İmam Malik bunlar hadis rivayet ilminin üstadlarıdırlar. E, İmam Malik'in Muvatta isimli kitabı El Muvatta Darimi'nin Süneni Dara Kutni'nin Süneni İbn Mace'nin Süneni Müslim'in sahihi rivayet kitabıdır. Yani içinde sadece bizim hadis dediğimiz şeyler vardır. Bir de bu rivayet ilminin nasıl yapıldığını, hadis aliminin nasıl buna hadis dediğini anlatan bunun bir tür işleyişini gösteren ilim dalı vardır. Buna da dirayet denir. Dirayet ilminde hadis aktarımı yoktur. Ama neye hadis denir? Kime muhaddis denir? Kimin hadisine sahih denir? Kiminkine zayıf denir? Bunu anlatan bilgiler vardır. İki türlü ilim çıkıyor. Birincisi, Bukhari diye bildiğimiz meşhur muhaddisin başını çektiği kabul edelim en sahi olması bakımından. Yaş itibariyle ondan daha yaşlılar var ama e, yaş itibariyle değil de ağırlık bilinmişlik itibariyle Bukhari diyoruz. Sahi Bukhari diyoruz. Hadisin kendisinin bulunduğu meslek, branş bir de o hadisin bize kadar taşınmasına dair yöntemi anlatan nasıl Hadis ilmi diye bir ilmin ortaya çıktığını ve nasıl kullanıldığını. Neden İbn Mace 6. denmiş de Buhari 1. kitap denmiş? Bu sıralama neye göre yapılmış? Gibi soruların cevaplarını bulabileceğimiz bir ilim dalı daha var. Yani şöyle diyelim. Bir doktor var. Bir de doktorun doktorluk öğrendiği tıp fakültesi var hadisinde bir hadisi var, bir de hadisle ilgili ilmi ortaya koyan, alim yetiştiren, dirayet ilmi dediğimiz bir ilim daha vardır. Birinde Bukhari diye bildiğimiz hadis kitapları vardır. Bu ilmin kaynakları olarak kullanılan. Öbüründe de o sanatları ortaya koyan kitaplar ve alimler vardır. Ali İbnül Medini mesela, Ahmet bin Hambel'in dönemine ait bir zattır. Filan hadisi rivayet eden bir alim olarak adı sık sık karşımıza geçmez. Halbuki hadisin ilk numaralarındandır. Ama hadisin kendisiyle değil aktarımıyla ilgili branşta meşhur olmuş. Yani hadis ilminin rivayetiyle değil rivayet yöntemleri üzerine çalışmış. Mesela filan hadisi Ali Yübdül Medini rivayet etmiş diye bir bilgi duymuyorsunuz. Ama filanca hadis sahih değildir. Çünkü o hadisin filanca ismiyle ilgili Ali İbnül Medini şöyle demiştir diyor. Bakıyorsun ki hadisi puanlama konusunda uzman ama hadis nakli konusunda Uzman değil. Hadis kitapları ve hadis alimleri bu açıdan ikiye ayrılıyor. Bir hadisin kendisini bize taşıyanlar var. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramın çocukları gibi onlar. Yani Buhari'ye şöyle bir yer bulacak olsak, Ebu Hureyre'nin üçüncü torunu deriz. Yani Ebu Hureyre'nin torunu gibi birisi işte. Yani neseb olarak değil ama, ilim nesebi olarak sanki Ebu Hureyre'nin oğlunun oğlunun oğlu gibi bir isim. Bir de bu ilmi sanat haline getirmiş, neyi nereye oturtacağını öğreten e, alimler var. Bunların eserleri var, kitapları var. Bunlara yer yer cerh ilmi, tadil ilmi deniyor. E, adab ilmi deniyor. Farklı isimlerle, inşallah derslerimiz ilerledikçe bu isimler sık sık karşımıza çıkacak. Mesela muhteleful hadis diye bir ilim duyacağız. Mesela e, hadisi şerifin cerh edilmesi, ravinin cerh edilmesi diye bir isim duyacağız. Sık sık bu isimler karşımıza çıkacak ama önce hadis ilmi deyince iki blok isim anlaşılıyor. Hadisin kendisine direkt hizmet eden isimler yani kap olmuşlar. Hadis taşıyorlar bize. Bir de bunun yöntemi kuralları üzerine konuşmuş, iz yapmış alimler var. İşte Buhari mesela, gerçi Buhari farklı bir isim, hem rivayette ağırlığı var, hem dirayette ağırlığı var. Ravilerin biyografisiyle ilgili de çalışması var Buhari'nin, ama öne çıktığı ağırlıklı yönü rivayet tarafıdır. Resulullah dedi ki, sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre şöyle yapmış, İbni Ömer şöyle yapmış diye aktarım yapıyorlar. bu Buhari'nin öne çıktığı, Ahmet bin Hanbel mesela her iki tarafta da ismi var. Mesela yer yer görüyoruz Ahmet bin Hanbel filanca ravinin değeri yok. İşte şöyle hatalı biridir dediğini de duyuyoruz ama 40 bine yakın hadisin bulunduğu müsnedi onu daha fazla öne çıkarmış. Rahmetullahi aleyhim cemiyan. Buradan biz hadisin kültürel kaynaklarını ele almaya çalışıyoruz. Ee, bunu da e, özellikle hadisin, hadis deyince iki tür bir branşı olduğunu düşünüyoruz. Biz bugün hadisle meşgul olurken özellikle Resulullah dedi ki, aleyhissalatü vesselam, e, İbni Mes'ud şöyle konuştu gibi, Bölümüyle çok ilgileniyoruz biz. Çünkü e, kotarılmış, e, kararı verilmiş, önümüze hazır pişmiş gelmiş bir çorba bu. Bizim buna su katacak halimiz yok bir daha. Yani bu asırda bizim e, hangi hadis Resulullah'a aittir, hangisi değildir şeklinde yapacağımız çok büyük bir çalışma yok artık. Gene kıyamete kadar elbette e, bir, köne, bir kenarda bir köşede, ...bir şey bulunacak ama... ...nihayetinde biz bizden öncekilerin çalışmalarından hep... ...yani e, yapılmış çalışmaları derlemek üzere görevliyiz. Çünkü bin tane ravi... ...hadis üzerine yoğunlaşmış isim varsa mesela... ...bini üzerinde de binlerce çalışma yapmış... ...önceki nesiller, büyük alimler... ...bu, bu sahanın otoriteleri bize hazırla siz geçinin hazırla e, ibadetinizi yapın der gibi bırakmışlar bu mesleği. E, bu üzerinden 10 e, asıra yakın bir zaman geçmiş. Şöyle veya böyle. E, binlerce otorite bu doğrudur, bu eğridir diye e, konuşmuşlar. Bunlar hepsi bize miras olarak kalmış. Tekrar ve tekrar Allah rahmetler yağdırsın onlara diyorum. Bulundukları yer cennet bahçesi olsun muhteşem hizmetler yaptılar yer yer konuşuyoruz ileride de konuşacağız inşallah böyle bilgisayarda internetten bir şey arayıp sonra da e, kopyala yapıştır sonra da tez olarak verdiği hazırlamamışlar bunları bir satırlık bilgi için şehirden şehire gittikleri olmuş sabahlara kadar uykusuz kalarak bir paragrafı elde etmeye çalışmışlar Allah razı olsun rahmetler eylesin bu sebeple bizim önümüzde iki türlü hadis çalışması var. Bir Resulullah dedi ki diyen ağız var. Bir de Resulullah dedi diyen hakkında puan veren ağızlar var. Çünkü Resulullah dedi diye demek kolay. Fakat bu sözü Resulullah'a ulaştırma çok ciddi bir iş, büyük bir hizmet, büyük bir vebal. Çünkü Resulullah diye bir sanal isim yok ortada. Allah'ın konuşmak için gönderdiği bir peygamberi var. bu peygamberin demediğini demek de büyük suç, dediğini gizlemiş olmak da büyük suç. Dolayısıyla şu sözü Resulullah söyledi diyen cennetler kazanabileceği gibi, Resulullah'ın söylemediği bir sözü aleyhissalatü vesselam söylettirmiş gibi yapan da cehennemin ortasında kalacak. Çok büyük bir risk. Bu sebeple bakıyoruz Buhari gibi ismin hep bildiğimiz için Buhari anıyoruz bir de Allah öyle nasip etmiş kıyamete kadar hadis deyince akla gelecek hep Buhari. Bu bir nasip meselesi. Buhari gibi Resulullah dedi. Ebu Hureyre yaptı diye bilgi verenler var. Bir de öbür kanaldan bu bilginin bize ulaşma tarzı üzerine yorum yapanlar var. Bu adamın Resulullah dedi ki diye rivayet ettiği söze inanamayız. Neden inanamayız? Bu adamı camide sabah namazında görmedik. Hiç. Sabah namazına camiye gelmeyen adam Resulullah adına niye konuşsun? Bu adamın filan konuda bid'at olan bir düşüncesi var. Akidesinde sorun var bu adamın. Bu adam filan sahabi hakkında galiz ifade kullandı. Dolayısıyla bu adam Resulullah'ın ashabına aleyhissalatü vesselam örnekler veriyorum yani. Böyle direkt kaynak veriyorum. Resulullah'ın ashabına dil uzatıyor. Bunun rivayet ettiği hadis doğru olmayabilir. Bu sözleri hep söyleyen bir meslek erbabı var. Dirayet ilmi dediğimiz. Cerh ve ta'dil ilmi diye ileride anacağız. Yer yer inşallah bu kavramları sık sık kullanacağız. Bir 15-20 ders sonra inşallah bu branşın kavramlarını kullanmaya başlayacağız. O zaman daha rahat anlayacağız. Şimdi inşallah... Ee, biz mesela İbn-i Mace'yi okuyacağız Bukhari'den hadis-i şerifler okuyacağız dolayısıyla bu ilmin birinci kısmı olan birinci kanalı olan Peygamber Aleyhisselam'a doğru uzanmış kanaldan hadis toplama hadis okuma ilmini göreceğiz ama ondan sonra bir de bu çalışmaların bize nasıl aktarıldığını anlatan hadis kültürü kitapları diyeceğim ben isimlerine yani rivayet kitapları var dirayet kitapları var. Onlara cerh tadil kitapları diyoruz. Bir de bu 10 dakikadır sunumunu yapmaya çalıştığım mantığı bize ulaştıran kitaplar var. Mesela Buhari'ye çok değerli diyorum ben. e Bu kararı ben, yani Buhari işte Türk soyuna yakın Özbek tarafından bir adam diye söylüyor. Değilim herhalde. E bunu neye göre ben bu kararı veriyorum? Yahut da işte Buhari'yi elime alıyorum. Bu bir numaradır diyorum. Yani bu baskının orijinalliğinden, baskı kalitesinden dolayı demiyoruz bunu herhalde. Ya da Ahmet bin Hanbel'e bir yer biçiyoruz. Ee, Abdurrazzak'a, Yemenli Abdurrazzak'a başka bir yer biçiyoruz. O onun hocası, hocası olduğu halde, Abdurrazzak filancanın hocası olduğu halde, talebesi nasıl hocasından daha değerli oluyor? Yani İmam Şafii, rahmetullahi aleyh, e, Ahmet bin Hanbel'den ders okumuş, Ahmet bin Hanbel'e ders okutmuş, böyle bir ilişkileri var. Nasıl oluyor? hoca talebesinden daha geride kalıyor talebe hocasından daha öne gidiyor. E, koca Ömer bin Hattab'ın ağzından peygamber dedi diye bir hadis naklediliyor. E, bu hadis doğru değil diye bir kenara konuyor. Ondan sonra e, zayıf adı şanı duyulmamış bir sahabi Resulullah dedi gidiyor, altın ayarında bir hadis gibi önümüzde duruyor. Yani bunlar hepsi bir kültür sonucu ortaya çıkıyor. Zevke göre, mevsime göre, şansa, kura ile çıkmış şeyler değil bunlar. Çünkü din bu. Din üzerinde konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir kelime arşivden kalksa din gitti bizim için maazallah. Bir kelime ilave edilse Yahudiler ve Hristiyanların peygamberlerini yaptığı e, hainliği yapmış oluruz ümmet olarak. Basit bir şey konuşmuyoruz. Din konuşuyoruz. Hadisler diye ağzında sakız gibi e, hadis e, diye hadisi hakir görenler Yahudilerin Musa Aleyhisselam'a yaptığını yapıyorlar. Hahamlar olarak biz de anlarız Musa'ya kadar. Tevrat elimizde nasıl olsa dediler. E, bu bir alttan alta dinin zeminini oymak. Peygamber Aleyhisselam'ın makamını e, basite almaktır ki neudü billah böyle bir şey bu ümmetten ebediyen uzaktır. Bir senet sistemi oluşmuş, isnat denmiş. Filanca kitap değerlidir demiş, filanca alimin kıymeti şudur denmiş. Mesela bu dersten sonra yavaş yavaş hadis alimlerinin ilim anlayışı diye bir ders yapacağız. Alim kime deniyor? Talebe kime deniyor? Ders nasıl yapılır? Bundan muhteşem örnekler vereceğiz inşallah. Yani uykularımızı kaçıracak, sabaha kadar uykusuz bırakacak lezzetli fırsatlar yakalayacağız. Alim kime diyorlar bunlar? Niye hadis ilmi diye bir ilmi cephelerde cihattan daha değerli görmüşler? Ne zevk almış bu adamlar da yaya yürüyerek Buhara'dan Şam'a kadar gelmişler. Bu ne ya? Yani inşallah yeri gelince konuşacağız. Ahmet bin Hanbel'den 3-4 tane hadis okumak için İspanya'dan, Endülüs'ten, kalkıp Bağdat'a gelen insan var ya. Ahmet bin Ambel de göz altında olduğu için ders okuyamıyor. E bu sefer dilenci kılığına giriyor. Her gün gelip Ahmet bin Ambel'den Allah rızası için bir sadaka verir misin diye kapısına çalıyor. Yani çok enteresan bir şey. Her gün dilenci gibi sadaka toplamaya çıkıyor Ahmet bin Ambel'den bir hadis okuyabilmek için. Bu ne aşktır ya Rabbi ya. Bu bunu Böyle üniversite heyecanı filan, lise mezuniyeti böyle aptalca şeylerle kıyas edemeyiz biz. Yani İspanya'dan kalkıyorsun, Bağdat'a geliyorsun, aç, sefil. Ahmet bin Hanbel'den üç tane hadis okuyup okumayacağın belli değil. Bakıyorsun Ahmet bin Hanbel tutuklu göz altında, ben seni okutamam diyor, seni de hapse alırlar diyor. Ya ben her gün geleyim dilenci kılığıyla, sen de bana ekmek veriyor numarası yap, bir hadis oku bana diyor. Bu, bu ne muhteşem bir sevgidir. Bu sevgi hadis sevgisi değil, Ahmet bin Hanbel sevgisi değil, Resulullah sevgisidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Resulullah emanetini taşımak için omuzlarını dağ gibi büyük tutmak, yüreğini volkan gibi heyecan doldurmak demektir ki, bu sebeple hadis literatürüne girmeden önce, hadis neye deniyor, sünnet neye deniyor buna girmeden önce epey bir ders, hadis ...alimi ahlakı üzerine yapacağız... ...ve muhteşem... E, ...verilerle karşılaşacağız... E, ...benim tek arzum... ...hadis alimi olmayacağımı ben de biliyorum... Onların talebesi olacak halim de yok... ...ama Rabbim kimi sevdiğimi... ...kiminle beraber kıyamet günü dirilmek istediğimi görsün istiyorum... ...melekler kaydetsinler istiyorum yoksa... ...ben kendi halimi biliyorum... ...böyle bir iddiam yok... ...hadis alimi olmak başka bir şey başka bir şey. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabu suffasında 1400 sene sonra yer bulmak her baba yedin kari değil. Ama herkes sevdiğiyle beraber dirilece, dirilirse ki dirilecek Allah'ın izniyle adamımızı buluruz kıyamet günü. Bütün bu anlattığım şu şu bölümde izah etmeye çalıştığım e, ilmin bir kültürü var. Bu kültürün temel kaynakları var. O kaynaklardan birkaç tane isim zikretmek istiyorum burada. Kitaplarını tanıtmak istiyorum. <laughs> Esasen bizim zamanımıza gelindiğinde bu kaynaklar artık kullanılmıyor denebilir. mesela i̇bn Salah denen bir zat ta asırlar önce. Mesela Nevevi, mesela Suyuti. Şimdi örneğini zikreteceğim kaynakların çoğunu tarayarak zaten bize daha hazır lokma haline getirmişler. Ama ben bir meselenin aslını bilen daha derin bir kültürümüz olsun. Bir, ikincisi benim ümmetimin sıradan bir ümmet olmadığını, bilgisayar çıkınca yazı kültürünün gelişmiş bir ümmet olmadığını, dünyada bilgisayarın, daktilonun, kağıdın, kalemin, mürekkebin olmadığı bir zamanda muhteşem eserler yazan bir ümmetin mensubu olduğumu iftiharla zikretmek istiyorum. Göğsüm kabarsın çocuklarımın göğsü vadiler kadar genişlesin istiyorum. Şeref duyalım ümmetimizle. Yazılış tarihleri, yazılma şartları, tesirleri, düşünce tarzları itibariyle bu temel hadis alimlerine ait kültürü anlatan temel kitapları. Hadis bugün bize ulaştı fakat hangi kültür üzerine oturdu anlatsın istiyorum. Bir, ikincisi de uzun dilli belki de uzun kulaklı kimi insanlar, Bukhari'ye dil uzatırken, hadis alimlerini, Emeviler işte zorladı da yazıldı gibi, hafife almaya çalışanlar, bunu bir Emevi, Abbasi meselesi olarak görenler, hala ümmeti Muhammed, lezzeti yakalayamamış, hala Emevilere takılıp kalmış. Hala Emevilerin cariyelerinden başka bir şey göremeyenler, bilsinler ki düştükleri bu sefahet batıldır, yanlıştır. Bu ümmetin Bukhari'si, Müslim'i, hatta İbn-i Macesi, Muvatta'ı, bu ümmetin göz nurunun ürünüdür. Bir göz nuru vardır. Biz sanki benim önümde Resulullah konuşuyormuş gibi sallallahu aleyhi ve sellem şu kulaklarımla şu fani gözlerimle veda hutbesini dinliyormuşum gibi itimat ederek Bukhari okuyorum. O kadar itimat ediyorum ki Bukhari'de yanlış olduğunu bilsem bile yanlışı bile bana lezzet veriyor. Çünkü Bukhari'nin yazılışının üzerinden tam 1200 sene geçti. 1200 sene önce demokrasi, laiklik, kapitalizm, liberalizm gibi fitne fesat görmemiş, internet görmemiş, şu kadar sene batıl bir şey üzerine ant içmemiş, insanların hatası bu hata ise bile. Hata ise bile o zamanın hatası, benim bu şimdiki uyduruk, liberalist, demokratik, laik, sekülerist anlayışın insanlarıninkinin doğrusundan daha lezzetli geliyor bana. Bu Buhari'de varsaydım, Yanlış bir şey olsa bile diyorum elhamdülillah. Kaldık inşallah bu derslerimizin hadis bölümüne başlamadan önce bugüne Bukhari nasıl geldi, Müslim nasıl geldi diye bir on ders yapacağız inşallah. Orada gözümüzle göreceğiz ki Bukhari sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde diz okumuş, diz oturmuş, Tamam mı ya Resulallah böyle mi demiş ve bize de fotokopisini getirmiş gibi, video görüntülerini getirmiş gibi güvenli bir kitaptan söz ediyoruz biz. Elhamdülillah. Ama kültürlerini muharref kitapları okuyan papazlardan, batıda almışlardan etkilenenler, Elbette Buhari'ye dil uzatacaklar. Başka neyle geçinecekler? Çünkü onların hocaları, muharref kitapların e, adamları, biz muharref bir kitabın adamı değiliz lima beyneye deh olan önceki kitapların sonuncusu ve Allah'ın ebedi değişmez kitabı olan Kur'an okuyoruz. Elhamdülillah. Bu bahsettiğim kültürlerin üzerine yazılmış ilk kitaplardan bazılarını burada tanıtmak istiyorum. Bazılarını diyorum çünkü pek çok kitap var tamamını vak tanıtmaya vakit yok hem hacette yok. Burada e, özellikle e, hadis literatüründe çok ciddi yeri olan e, ve hemen hemen neredeyse e, ilklerden birisi olan İbni Kuteybe denen zata ait Ebu Muhammed Abdullah İbni Müslim İbni Kuteybe rahmetullahi aleyh e, muhtelefil hadis tevilu muhtelefil hadis isimli kitabı bu şekilde burada göstereyim. Bu mübarek kitapların ...çehresine bakmakta bile bir lezzet var. Ben bunları o kadar seviyorum ki... ...her basıldıkça baskısından bir tane alıyorum. Artık yani... ...bunların koleksiyonu oluşmaya başladı bende. Şu ana kadar... ...dünya piyasasında bulunan bütün Buhari baskıları kütüphanemde var. Ahmet bin Hanbel'in, Müsned'inin bütün baskılarını alıyorum. Borç ediyorum, harç ediyorum bulunsun diyorum. İçlerinde bir farklı bilgi yok. Ama her gün fırından bir ekmek almayı nasıl itiyat edindiysen bana göre ekmek yerinde o. Dün ekmek almıştım, bugün başka bir şey al demediğim gibi, dün basılmış Buhari'yi alıyorum, bugünü de alıyorum. Baskısı böyle çok Buhari'nin azametine uygun olmayan bir baskı ise onu almam. Kütüphanemde tutmam onu. Ama 10-15 baskı, 20 baskı çeşit Kütüphanemde bulunmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Her gün ekmek alıyorum da her gün niye bir buhari almayayım? Evet, bilgisayarımda <laughs> on çeşit e, bilgisayar kalitesinde ve rahatlığında e, buhari baskısı da var. Çoğu zaman matbu usasına dönmüyorum ama e, benim ekmek teknem bu, fırınım. Fırınım. Kıyamet günü İbni Kuteybeler'le dirilmek istiyorum. Onun için de, e, kitaplarını bu ümmetin mirası olarak alıyorum. Kur'an değil ama öyle inanmıyorum. Kur'an değil. Yüzde yüz doğru yok içinde. Kur'an'a giden yolları gösteriyor. Resulullah'a giden yolları gösteriyor. Bu İbni Kuteybe hadis ilminde e, belli ölçülerin sahibidir. Hani bilimde, matematikte filan doktrin, moktrin diye oluyor ya nasıl telaffuz edildiğini de bilmiyor olabilirim. İşte filan fizik doktrininin sahibi filan diyorlar ya bu İbni Kuteybe'de hadis literatüründe özellikle e, dirayetle ilgili bölümde İbni Kuteybe e, önemli doktrinler denebilecek kuralların sahibidir. Rahmetullahi aleyh. Bu kitabı Tevilu Muhteleful Hadis isminden de anlaşılacağı gibi hadis tartışmaları e, denebilecek konular. Hadis konusunda yapılmış tartışmalar e, İbn Kuteybe'nin diliyle gündeme getirilmiş. İbn Kuteybe'nin arkadaşlar e, doğum tarihi Hicri 213'tür. Ölüm tarihi de 276'dır. Bu rakamlar 2 sene 3 sene değişir. Çok fazla değişmez. Yani başka bir yerde 213 değil de 215 bulabilirsiniz ama 253 olmaz. Çünkü İbn Kuteybe talebeleri belli, hocaları belli biridir. Hocasından 10 sene önce doğmuş olmaz herhalde. Yani belli oranda bir yaş oynaması olur. Bu rakamlar elbette nüfus müdürlüklerinden alınmış mühürlü rakamlar değil 213 doğdu 276'da vefat etti derken ama yaklaşık olarak rakamlar belli daha sonra inşallah bunlar nasıl tespit edilmiş hangi tarihte doğdu hangi tarihte öldü nasıl belgeliyor bunları hadisler, bunları da konuşacağız inşallah demek ki 213 hicretin 213 sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rafik alaya yükselmesinden tam 200 sene sonra hadis ilminin inceliklerini hadis ilmiyle ilgili tartışmaları, e, mesela, e, el hayâ min minel iman hadisi etrafında, filanca e, bir itiraz var. Bu itiraza cevap veriyor. Filanca hadis, öbür hadise ters düşüyor kardeşim, diyen birine cevaplar veriyor. Yani bugünkü düzeyde, e, ele alınacakların çok daha derinlemesine, asıl tartışmaların, kökünden, Cevaplar veriyor. Dediğim gibi İbn Kuteybe e, Rahmetullahi aleyh, sıradan bir hadis alimi de değil. Yani e, dikkat ederseniz e, Buhariden önceki bir zat. Yani Buhariden e, önceki dönemin güçlü isimlerinden biri. E, i̇smi ağır, kitabı ağır. Biz bunu şu ana kadar ciddi bir şekilde kullanmadık çünkü hadisin cerh tadil bölümüne girmedik ama ileride girdiğimizde cerh tadil bölümünde size tevil-i hadisi hatırlayınız diye ikaz edeceğim İbni Kuteybe rahmetullahi aleyhin bir başka kitap bugüne kadar ki derslerde çok yoğun bir şekilde zikrediyorum benim için de çok tatlı hatıraları olan belki 7-8 defa e, okuduğum, canım sıkıldıkça okuduğum, mesela filanca zat, filanca adam televizyonda bu Buhari'ye sataşmış deyince aspirin gibi hemen bu kitaba ben bakarım. Bir, böyle bir rahat diyorum ben de. Herkes e, sevdiğiyle olacak dedik ya. Bu kitap, Cami'u beyanil ilmi ve fadlihi. Cami'u beyanil ilmi ve fadlihi. Hafız, el hafız Ebu Umar Yusuf İbni Abdillah İbni Muhammed İbni Abdilber El Kurtubi Rahmetullahi Aleyh'e ait bir kitaptır. Bu kitabın da hemen hemen bütün baskıları yani piyasada bulunan tahkikli, tahkiksiz bir cilt, iki cilt bütün baskıları var. Elimdeki bu size gösterdiğim baskı Allame Şuayb El Arnavud'un hazırladığı bir baskıdır. Cami'u beyanil ilm ve fadlihi ilmin ve faziletinin açıklaması ile ilgili ansiklopedi demek Türkçesi böyle. Ama İbn Abdülber'in ilim anlayışı arkadaşlar bizim gibi işte matematik, fizik, biyoloji filan vesaire gibi bölümlerden oluşmuyor. İbn Abdülber rahmetullahi aleyh İlim deyince hadis anlıyor ve Kur'an anlıyor. Dolayısıyla eee İbn Abdülber rahmetullahi aleyh e, Kurtuba. Siz adında da adında da görüyorsunuz İbn Abdülber el-Kurtubi diye Kurtubalıdır. Kurtuba bildiğiniz gibi Endülüs. Yani Kurtuba'nın ilim yağmuruyla ya ıslandığı zamanlara ait De, Kurtubi tefsiri diye meşhur olan tefsirle daha da Kurtuba meşhurdur. İbn Abdilber biraz ince branş kitabı olduğu için İbn Abdilber'in üzerinden çokça bilinmez ama İbn Abdilber Maliki mezhebinin ileri gelenlerindendir arkadaşlar. İmam Malik'in El Muvatta isimli eseri üzerine ciddi çalışmaları var. Neredeyse ben böyle köylüce bana yakışır bir şey kullanayım. İmam Malik'in Kurtuba sözcüsü gibi birisi. İmam Malik'le aralarında tabii iki asır gibi bir zaman var. Ama Kurtuba sözcüsü gibi yani İmam Malik'in filan sözünün ne anlama geldiğini açıklama yetkisi var gibi kabul edilir. Ama hadis ilminde de meşhurdur. Hadis dirayeti ilminde Hadis kültürünün bize nasıl geldiğine dair bilgilerde de meşhurdur. İbn Abdilber 368 yılında doğmuş. 300 Hicri 368'de. Ee, epey tabi Rasulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem efendimize e, yani yakınlık itibariyle e, çok da uzak bir zamandan değil yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden işte 350-370 sene sonra e, evet ashab-ı kiram yok, tabi'in yok, tebe tabi'in yok ama hala e, ümmeti Muhammed heyecanı devam ediyor. Bir de e, Kurtuba'nın zirvesinde bir adam. E, 463 yılında da vefat etmiş. Yani epey e, 90 küsür senelik bir zamanı var. Kadılık yapmış, şu mu yapmış artık ne yaptığını bilmiyoruz ama eser bırakmış. Maliki midir, Şafii midir onu da bilmiyorum, önemsemiyorum. Ümmeti Muhammed'e hizmet etmiş. İbni Abdülber demek, Maliki mezhebi demek... İbn Abdülber demek, Muvatta'yı anlatan temhit sahibi bir adam demek. İbn Abdülber demek, ilim adabı ile ilgili top gibi sözler söyleyen adam, bomba gibi sözler söyleyen adam demek. Bu elimdeki kitap Camiu Beyanil İlmi ve Fadlihi olan bu kitap bu rivayet silsilesiyle anlatılmış kitaptır e, ee, mesela işte haddesene Abdurrahman kâle haddesene Ali gün kâle haddesene Ahmet kâle haddesene Sehnun an Yunus an şimdi bunu soru sorma edebi ile ilgili bir şey anlatıyor ee, diyor ki bana Abdurrahman anlat. Abdurrahman diye bir hocası var. Ona da Ali isimli hocası anlatmış. Bunların tabi kim oldukları belli. Biz kısaltmalarını okuyoruz. Ona da Ahmet isimli hocası anlatmış. Ona da da Sehnun anlatmış. Sehnun'a da İbni Vehb anlatmış. O da Yunus İbni Yezid'den anlatmış. O da İbni Şihab isimli tabiinden duymuş. O demiş ki, İnne hazel ilme hazain. İlim dediğin şey bir depodur. Teftehuha el mes'eletü. Bunu soru açar. Şimdi bu sözü siz bir yerde duyarsınız. İlim bir depodur. Depoyunun kapısını sorular açar. Sormazsan kapı kapalı kalır sana. Bu sözü bir atasözü olarak bir takvimden okumak başka, İbn Abdülber'in Camiu Beyanil Ilminden okumak başka. İbn Abdülber Camiu Beyanil Ilminde bunu senediyle zikrediyor. İbn Şihab bunu nerede, ne zaman söyledi diyor. çok muhteşem bir kitap. Bu baskısı ve pek çok baskısı e, paragraf numaralıdır. Bu mesela e, 443. paragrafını okudum şu anda ben. Başlık başlıktır. E, e, mesela çok bereketli bir bölüm olur inşallah. E, 52. babı Cami'u beyani ma yelzemün nazira fi ihtilafil ulema Alimlerin ihtilaf ettiği konularda nasıl davranmak gerektiğini anlatan bölüm. Hicretin işte 300 küsürüncü senesinde eser yazıyor ve alimler tartışıyorsa sen ne yapacaksın onudur. Mesela bu bölümü de ben özellikle hatıralar zikredim. Bu tesadüfen açtım. Mesela İmam Malik'in Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ile ilgili Allah ikisine de rahmet eylesin. Çok ağır sözleri vardır. Ebu Halife bir balta alsa, Müslümanları kesse daha iyiydi diyor. Bu kıyası başımıza bela etti diyor. İbni Abdülber, İmam Malik'in talebelerinin talebelerinden olduğu halde çok enteresandır. Diyor ki İmam Malik'imizin bu sözü muhteşem ama onlar birbirlerinin yaşıtıdırlar. Birbirlerinin sözlerine dikkat etmeyelim diyor. Onların tenkitlerine bakmayalım. Ebu Hanife hakkında söylediği sözü sonra gördük ki Ebu Hanife kıyas ederek iyi yapmış diyor. İmam Malik onu anlayacak durumda değildi o zaman. Kendi imamı için söylüyor. Sen diyor alimlerin birbirleri hakkındaki sözlerine bakıp ilimden soğuma sen yoluna devam et türünden nasihatler ediyor. Bu kitabı yani evde kütüphanede bulunduralım filan demiyorum. Ekmeksiz olmaz bir ev. Bundan en az 3-4 baskı bulunmalı. Bir baskısında bir silik bilik çıkar bir yeri bunu okumadan bir talebe e, yola çıkarsa e, modern olur. Modern olur. Modern olursan bacasından eve girersin. Bacasından girince de hırsız olursun. En azından her yerin iskurum kurum olur, kir olur. Bacadan girdin çünkü. İlmin kapısı ise bu kitaptır. Rahmetullahi aleyh. Bu kitapla ilgili benim tatlı bir hatıram var. eee 1986 yılında Türkiye'ye dönecektim. Ee, uçak bileti aldım, fakat benim o uçağım o zamanlar bu kadar e, bilgisayar üzerinden yapılmıyordu. E, bilgisayar o zamanki işte şartlarda yanlış yazılmış. Havaalanına gittim, dediler ki e, senin kaydın yapılmamış dediler. Mekke'ye geri döndüm. İki gün sonraki uçağı buldum. İki gün çok uzun geldi bana. Yani çünkü zaten iki ay tatilim var. Böyle bir, bir tür hapishaneye girmiş gibi hissettim kendimi. Tekrar mecbur umre yaptım. Vesaire Mekke'ye geri döndüm. Çok canım sıkıldı. Gideyim dedim bir kitap alayım. Bütün kitaplarımı da koliledim. Kargo ile Türkiye'ye gönderdim. Şimdi hiçbir tutacak bir şeyim de yok. Ee, Baz diye bir kitap evi vardı. E, Mekke'de. Oraya gittim. Böyle ucuz da bir kitap alayım fazla da param yok üzerimde dedim. Baktım bunun çok eski tahkiksiz böyle saman kağıda basılmış bir baskısı var. Onu aldım. Geldim. İki günde e, okudum kitabı. Notlar tuttum. Hala o kütüphanemde duruyor hatıra. E, sonra keşke bir hafta sonra yatsalardı bu bileti dedim. Çok üzüldüm. İki gün az geldi bana ama yetişmez Türkiye'ye gidince de okuyamam diye de iki günde yani 48 saatte bu kitabı okudum, notlar tuttum, kartlar yazdım. Bununla ilgili bu derslerde naklettiğim notlar o hatıralarımdır. 1986 yılı mı? 80 veya 87 onlardan bir tanesine ait bir hatıradır. Ve bunu da Harem-i Şerif'te okudum. Çünkü yurtta kapanmıştı. Harem'de yatmıştım iki gün. Harem-i Şerif bu kitabın böyle mübarek bir hatırası var. Bir Aynen bunun için konuştuğumuz, e, yani ilim terbiyemiz nedir bizim, alim kime diyoruz, niye alim diyoruz diye zikretin. Bu cami i beyan el İl ilm İl ve fadli İbni Abdülber hakkında ne dediysek, onun bir benzeri olan, hemen hemen aynısı olan, onunla da yaklaşık aynı yıllarda vefat etmiş olan Hafız Ebu Bekir Ahmet İbni Ali İbni Sabit El-Khatib El-Baghdadi'yi. Hatip Bağdadi diye meşhur bir zat. El cami'u li ahlakir ravi ve adabis sami'a. El cami'u li ahlakir ravi ve adabis sami'a. Rivayet edenin ve rivayet dinleyenin ahlakı ile ilgili ansiklopedi bu kitap. Yani hadis nasıl okunur, nasıl dinlenir? Hadis dinlemenin de bir terbiyesi var çünkü. Demiş ki peygamber, yok öyle, Ebu Ureyre geçiyormuş da, i̇bn Mesud yanına yanaşmış, yok öyle, kim kimi konuşuyor, seviyen ne, seviyeleri ne, kimin yanındasın, onlar kimin yanında, sallallahu aleyhi ve sellem. Bu, Hatip Bağdadi diye meşhurdur, ee, pek çok kitabı meşhur, mesela, Tarih-i Bağdadi vardır, Bağdat'ta yaşamış muhaddislerle, kendi vefatına kadar yaşamış muhaddislerle ilgili, e, büyük bir hacimli kitaptır. E, on ciltten fazladır. E, yani çok muhteşem bir kitap. Belli olayların sadece onda bulunduğu, nadir bilgilerin bulunduğu bir kitaptır. Tarihi Bağdat. Başka kitaplarından da söz edeceğiz ama, El-Camiü'l-Ehlâk-ı ve Adâb-ı Sâmi, Hicretin 400, 63. senesinde vefat eden Hatip Bağdadi'nin e, muhteşem bir kitabıdır. Talebe terbiyesi anlatıyor işin Türkçesi. Talebelik nedir? Hocalık nedir? Onu anlatıyor. Talebe cimri olur mu olmaz mı? Cömertliği ne olmalı? Kaç saat uyumalı? Derste nereye oturmalı? Çok enteresan bilgiler var arkadaşlar. Keşke vakit olsa da Filistin'i sadece okusak. Filistin'i okusak Fiilistini okusak bir ay ders yapmış gibi bir feyiz bereket. Mesela talebe gelip nerede oturacak? Bundan e, bu dersler için bir kere daha bunu okudum elhamdülillah. E, güzel notlar çıkardım. Derslerde anlatacağım. E, sadece burada karşılaştığım bir hatırasını zikredeyim. E, affedersiniz diyeceğim ama bu af istemeden anlatıyor. Adam yarın hadis dersi var bugün camide yer kalmaz diye bugünden geliyor camide yer kapıyor. Hadis dersi dinleyeceğim diye. Bir gün sonraki ders için bu ümmet böyle işler görmüş. Çişi geliyor affedersiniz. Ne yapacaksın şimdi? Tuvalete gitse yerini kapacaklar. Hoca ders anlatıyor. Caminin direğinin dibine çekiliyor. Hırkasını çıkarıyor. Hırkasını torba yapıyor. idrarını yapıyor içine. Bunu direğin dibine koyuyor. Derse devam ediyor çaktırmadan. gülebiliriz buna ağlayabiliriz halimize bu bilgilerden nakledeceğim inşallah böyle enteresan şeyler var el camiul ahlakir rabi ve adabü sami kitap filan değildir bunu kitap olarak almak caiz değildir bu bir şereftir madalyadır bu ümmetin madalyalarından biri bu kütüphanemizde bulunacak her baskısından bir tane bulunacak olur bir tanesine çaymayı dökülür lazım olur. Okumasak bile bulunsun. Çünkü bizden sonra mirasımız değerlendirilirken kimleri seviyorduk, kimlerle beraberdik onu görmeli bizden sonrakiler. Hatip Bağdadi'den devam edelim. Dedi ki 463'te vefat etmiş, 392'de de doğmuş. Eee Hatip Bağdadi Şerefu Ashabul Hadis diye bir kitabı var şerefu ashabül hadis. Hadis alimlerinin şerefi. Kitaba böyle bir isim vermiş. Hadis alimlerinin şerefi. Bundan da epey istifadeler ettim. Yani hadis alimi diyoruz biz. Hoca. Hoca filan değil. Hadis alimi. Resulullah adına konuşuyor. Ehlullah diye bir ifade var. Allah'ın adamları diyelim. Ahmet bin Hanbel diyor ki, Hadis alimleri değilse Allah'ın ehli kim olacak o zaman onlar diyor. Resulullah'ın konuştuğunu konuşuyorlar. Resulullah'ın aktarımını yapıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap e, kendisinden sonra gelen pek çok alim tarafından e, özetlenmiştir. Yani aktarım, mesela hadisin önemi, hadis ilmi şöyledir diye yapılan aktarımlarda kitaplardaki çalışmalarda tezlerde filan bu kitaptan çok fazla alıntı vardır ee, müthiş bir e, ilim Allah rahmet eylesin yine e, Hatip Bağdadi'den devam ediyoruz hala hadis ilmine geçmedi Hatip Bağdadi e, hadis alimi hadis terbiyesi hadis hocası talebesi kimdir onu anlatıyor bir kitabı daha var ki yani bu kitap artık kitap denmez. Hiç kitap değil. Bu hayat. Hayat gibi talebe için konuşuyorum. İlim meraklısı için konuşuyorum. Kitabul fakih vel mutefakih. El fakih vel mutefakih. Fakih kime deniyor biliyoruz. El fakih dinde derin bilgisi olan adam demek. El mutefakih o yolda olan adam demek. Yani alime talebeye not. Alime talebeye not orijinaline veya orijinal olmaya çalışana ait bir not. Bu kitapta e, bir hadis aliminin veya sıradan bir alimin e, soru sormasından derste oturmasına kalemi tutmasına fetva vermesine hangi fetvaya itimat edeceğine hangi hocanın hangi sözünde yanlışı nasıl bulacağına dair binlerce sorunun cevabı var. Kendisi tabi bir adam zaten, kendisi de bir alim olduğu için. Güya önceki hocalardan filan almış ama yani önceki hocalar böyleydi filan anlatıyor. Bu da e, özellikle e, böyle e, yani varmış yokmuş diye değil senet sistemiyle. Bana filanca söyledi, filanca'ya söylemiş. O da filanca, o da filanca. Sahabi sözü naklediyorsa sahabiye naklediyor. Nitekim pek çok bilgi sadece bu kitapta var senetli olarak. Böyle bu bahsettiğim şu isimler sıradan e, herhangi bir şekilde karşımıza e, bilgi çıkaran tipler değil. Senetli, kaynaklı olarak konuşan tipler. Allah onlardan razı olsun. Mesela bir sahabinin bir sözünü duyuyorsun. Öbür sahabi ona aykırı bir söz söylüyor. Ne yapacaksın? Bunu anlatıyor. Bilgiler veriyor yani mezheplerin farklı görüşlerini sen nasıl değerlendireceksin, işte usulü fıkha ait derin meselelerin aslı nasıl ortaya çıktı, bunlara e, zikrediyor. Elimde baskı, e, baskı olarak çok kaliteli, temiz i̇bn Cevzi, Darül İbn-i Cevzi'de çıkmış bir tahkikli baskısı var. E, yani e, ne bileyim, bunu kitap demiyorum, başka bir isimde bulamıyorum. Ama Kur'an değil şüphesiz. Kur'an değil, Bukhari de değil. Kur'an'ı ve Buhari kullanma kılavuzu bu kitap. Buhari Kur'an'ı nasıl anladı, sen Bukhari'yi nasıl anlayacaksın, onu gösteriyor. Kendisini, hocalarını, tarikatını, mezhebini şişirmiyor. Bunlar Şafii'dir. Bu Şafii ulemasından, Hatip Bağdadi. Ama kendisi zaten İmam Şafii gibi bir adam. Yani mezhep adamı. Mezhebiyle çok öne çıkan bir zat değil hadisiyle öne çıkan bir zat. Rahmetullahi aleyh ve gafar <laughs> Bir başka e, kitap yine Şafii ulemasından i̇bn Cema'a e, isimli e, bir e, zattan söz ediyorum. El İmam El Kadı Bedrüddin Muhammed İbn İbrahim İbn Saadullah İbn Cemaa El Kinani El Şafii. İbn Cemaa diye yazdık mı başka böyle bir meşhur isim yok. 639 yılında doğmuş, 733 yılında vefat etmiş. Rahmetullahi aleyh. Tezkiratü sâmi' vel mutekellim fi edebil âdâ fi edebil âlim vel muteallim. Tezkiratü sâmi' vel mutekellim fi edebil âlim vel muteallim. Hoca ve talebe kılavuzu demek. Hoca ve talebe kılavuzu. Küçük bir kitaptır. Fakat e, İbn Abdilber'den Katib çok güzel özetlemeler yapmış. E, onlardan aşağı yukarı tabi üç asır sonra geldiği için e, becerip onların e, çok güzel özetlemiş. Talebe böyle olmalı. Çünkü hem Katib Bağdadi'nin hem de İbn Abdülber'in İbni e, İbn Kuteybe zaten zamanlarında İlim sadece hadisten ibaret denecek bir ağırlık taşıyordu. Fıkıh yeni yeni ekol oluyordu. Yani önce hadis ilmi ortaya çıktı. O yüzden Ebu Hanife fıkıh ve kıyası öne çıkarınca, hadis dünyasında böyle aykırı bir ses zannedildi. O da hadisle ortaya çıktı. İmamların fıkıh anlayışı üzerine ve bilhassa Ebu Hanife'nin hadisteki yeri üzerine ders yapacağım burada inşallah. Göreceğiz ki Ebu Hanife hadis, e, cahili deniyor hadis bilmiyor deniyor bir kenara hadisin asıllarından biri rahmetullahi aleyh onu ispat edeceğiz inşallah e, bu tezkiratü sami vel mutekellim fi edebil alim vel muteallimde e, İbni Cema'a e, biraz daha fıkıh ekollerini de toplamış o yüzden bu da çok kalitelidir daha böyle e, derli toplu gibi durur rivayetlerden daha fazla kendi tercihini hep öne çıkarıyor. Öbürlerinde bir de rivayet, kendi tercih etmiyor olsa bile, alim edebi gereği, bu rivayette var, bu rivayette var, bu rivayette var diye öne çıkarıyor. Bunu da, e, kütüphanede okumak filan olmaz. Bunu ezberlemek lazım. Çünkü kısa, çok büyük bir... Çok baskısı var. E, tahkikli olan var, tahkiksiz olan var. Bu elimdeki Darül Beşairil İslamiye... Halep asıllıdır. E, Ebu Gütte hocama rahmetullahi aleyh dedim ki bu Darül Beşair'e niye veriyorsun kitaplarını hocam dedim. Min ebnai, min ebnai yani, benim çocuklarım onlar, benim çocuklarım. Anladım ki çocuklarım dediği kendi oğlu değil çünkü. E, yani evladım yerinde tutuyorum. Dolayısıyla ben bu Darül Beşair'in kitabını gördüm mü lazımdı değildi bakmıyorum alıyorum. Min ebnai şeyhi çünkü. Nebnay Şehki. Bu Darül Beş baskısı çok muhteşem. Hem böyle bir talebe kitabı gibi olmuş, hem kenarlarına ara başlıklar İbn Cemal'in dışında anlamaya yardım edecek yan başlıklar böyle buralara koymuşlar. Ee, çok muhteşem. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bu bir keramet değil. Bu getirdiğim kitaplar Arapça değil arkadaşlar. Türkçe de değil. Bunlar kalp kitabı. Arapça bilmek gerekmez bunları anlamak için. Çünkü bunlar edebiyat yapıp sana Arapçasını göstermek için uğraşan alimlerin kitapları değil. Bunlar sana derdini anlatmak isteyen kitaplar olduğu için bunların böyle oturup da derin belagatlar, nahivler, sarflar okuyup anlamanı gerektirmez bunlar. Bunlar kalp kitabı olduğu için hiç Arapça bilmeyen biri bile biiznillahü teala bundan istifade eder. Nasıl böyle hiç dil bilmeyenler el kol işaretiyle anlaşıyorlar. Bu kitaplarla böyle anlaşmak mümkündür. Ve geldik bunların da arkasından gelen e, Siyeru A'lamin Nübelâ isimli kitabımıza geldik. El İmam Şemsüddin Muhammed İbni Ahmed İbni Osman Ez-Zehebi Rahmetullahi Aleyh Hicretin 748. yılında vefat etmiş. 74 yaşında vefat etmiş bir zattır. E, bu Siyerü Âlâmin Nübelâ en nübelâ meşhurlar demek. Ya da öndeki şahsiyetler demek. Âlâm e en önde duranlar, sivri şahsiyetler. Bu ümmetin en meşhurlarının biyografileri demek. Türkçesi Ashab-ı kiramdan itibaren başlar. İşte ilk sahabilerden itibaren başlıyor. Şimdi mesela ilk hemen Bismillahirrahmanirrahim Zehebi'nin mukaddemesine başlayalım. Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah tam başlamış. Bunun e, siyer bölümü de var. O siyer bölümünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve e, Hulefayi Raşid'in ve benzeri sahabi ikramı zaten zikrediyor. Ondan sonra e, işte Ebu Ubeyde'den başlıyor. 30 cilt olarak basıldı. E, Şuayb el-Arnavut Allame, Şuayb el-Arnavut e, başkanlığında bir heyet tarafından e, tahkik edildi. Yani kütüphanelerdeki yazma manusalları ki mesela bu bizim kütüphanemizde bulunan nusa mesela burada görüyorsunuz bu böyle bir nusa karalama gibi bir şeyden tahkik ederek çıkardılar. Bu kitabı da Mekke'deyken almıştım. Ee, elhamdülillah e, hayatıma ilim olarak belki çok bir şey katmadı ilimli, ilimle alakam olmadığındandır o da. Ama ilim heyecanı, alim sevme konusunda e, bana kan oldu. Gözüme fer oldu. Zehebi'nin bir özelliği var. Mesela bu katip Bağdadiler, İbni Abdülberrer iyi aktarım yaparlar. Zehebi de onlar gibi muhaddistir. Filanca filanca böyle dedi der. Bakıyorsun hemen bir alt paragraf ben şunu ilave ediyorum. Bu adamın bu sözü Resulullah'a hakarettir. Şöyle olsun böyle olsun diye bastırır üstüne. Seni tarihin kuru sayfalarıyla baş başa bırakmıyor. Ehli sünnetten takva, cihat ehli bir alim olarak senin önüne yorum koyuyor. Yardım ediyor. Siyer-i alamin nübelayı edinmek için hırsızlık yapmak caiz olmaz. Ama bir insan mesela evliliğini bir ay erteleyebilir mi? Farz ayın olmadıysa erteleyebilirsin. Siyer-i nübela almak için. Peki Arapçamız yok. Bu da Arapça değil zaten. Bu iman diliyle yazılmış. Arapça bir kitap değil bu. Böyle 30 ciltlik dekoru da çok güzel. Oho, gören seni alim zanneder. Canın sıkıldıkça bir kere baksan ne dediğini anlarsın zaten. Arapça bilmek şart değil. Üstelik Arapça da öğretir Allah'ın izniyle. Siyer-u alamin aşmak mümkün değil. İbn Abdülberri aşabilirsin şu açıdan. Siyer-u alamin onu da ihtiva ediyor zaten. Yani ondaki bin paragrafın 800'ü siyer-u alamin var denebilir. Ama siyer-u alamin nübelâda on bin paragraf var. Ashab-ı kiramla ilgili bölümü Siyer-i Alamin Nübela'nın önemli bir sahabi bilgisi de var. Diğer hadis kitaplarında da e, rical kitaplarında da bulunur. Ama muhadislerle muhaddislerle ilgili ümmetin alimleriyle ilgili e, bilgilerin çok önemli bir bölümü sadece Siyer-i Alamin Nübela'da var. Zehebi, bu kitabın müellifi Zehebi, iyi bir muhaddistir cerh ve ta'dil alimidir, tarihçidir, fıkıhçıdır. Canısı gıldıkça bir meslek edinmiş. Bir de 70 sene yaşamış bu dünyada. Ömrünün son senelerini de okumaktan gözükör olmuş. Çok dikkatimi çeker, Şam'da 5 tane medresesi varmış. Hepsinde de ders veriyormuş. Bir insan nasıl beş medresesi olur? Beş medresede ders veriyorsun günlük. Beş oda değil arkadaşlar, medrese. Ve İslam tarihi yazmış, elli ciltlidir İslam tarihi. Bulunabilen bölümü bulunup basılmış elli cilt o. Bakıyorsun fıkıhla ilgili kitabı var. Huf, Tezkiratül Huffaz var. Hadis hafızları vesaire ile ilgili biyografi kitabı yazmış. Beş cilt o. Böyle beş cilt, on cilt, böyle canı sıkıldıkça kitap yazmışlar. Bu insanların günü elli saat miydi? Gece olmaz mıydı hiç? Bunlar hiç acıkmaz mıydı? Bu evlendi çoluk çocuğu nasıl oldu? Bunların hiçbirinin cevabı yoktur bu dünyada. Sadece sen Allah'la olunca Allah da sana günü uzatıyor. Bereket veriyor. Bereket veriyor hayatın bereketini görüyorsun. Şöhretin bereketini görüyorsun. Dünyada iken Rabbinin rahmetine kavuşuyorsun. Ölünce kuru kuruya merhum filanca demiyorlar. Rahmet senin alnından okunuyor zaten. Bu kitaplarımızı e, kaynaklarımız olarak ama hadis kaynaklarımız değil. Hadis alimleriyle ilgili yapacağımız, hadis alimi terbiyesi, hadis talebesinin terbiyesi ile ilgili bilgilerimizin hangi kaynaklardan kullanıldığını ispat etmek için tanıttım. Bunların adını sık sık zikredeceğiz. İşte Zehebi dedi ki, İbn Kuteybe dedi ki, bu dedikilerde kitaplarımız şöyle bir gözümüzün önünde canlı bulunsun diye zikrettik. Dilerim Rabbim hayatta iken böyle çalışmalar yapmaya bizi de muvaffak kılar. Çünkü biz daha büyük vebal altındayız. Akşam namazından sonra kimsenin göz göze gelemeyeceği kadar karanlık bir dünyada yaşadılar. Elektrik yok, bir şey yok. Biz geceyi bile gündüzleştirecek kadar aydınlık fırsatlarımız var. Bunlar zor eserler buldular kütüphanelerde. Zor okuyabildiler gündüz ışığında. Biz kitap yağmuru içindeyiz. Dağlar gibi kitapların içinde yaşıyoruz. Çok zor hesabımız var ki. Yani biz alim olarak bile kurtulamayız bu hesaptan. Dolayısıyla bu adamlar gibi adam diyorum ama adam minel müminine ricalun var ya ricalun adamı bunlar. Bunlar gibi olmayı en azından özenmek, samimi gayret etmek, yalancı bir aşk da olsa kitapları hiç olmasın raflarımızı süslesin. Emelleri emelimiz olsun. İnşallah Rabbim de kapısını bize açar. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين